yaşam çevreyi zehirleyen İsken kömür santrali yetmiyormuş gibi, şimdi de hemen yanı başında Elba Hunutlu kömür santralinin yapımına siyasi iktidar izin verdi. Yapımı tamamlandı ve çalışmaya başladı. Her iki santral toplam olarak bir saatte 1000 ton kömür yapıyor ve milyonlarca ton deniz suyunu soğutma amacıyla kullanıp kirleterek ölü ve ısınmış olarak tekrar denize deşarj ediyor. Tufanbeyli ilçesinde kurulu olan santral de 10 yıldır çalışmaya ve bir saatte 1000 ton kömür yakmaya devam ediyor. Oysa Paris Anlaşması'nı 2001 yılında onaylayan hükümet yetkililerinden beklenen mevcut kömür santrallerinin kapatılması için tarih verilmesiydi. İkinci kömür santralinin de çalışmaya başladığı Yumurtalık ilçesi Sugözü köyünde yaşayanlar, halk arasında kanser vakalarının daha önce olmadığı kadar arttığını ifade ediyorlar. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise bu konuda var olduğu bilinen istatistikleri yayınlamama konusunda tavrını sürdürüyor. Aynı zamanda bu bölgede yetiştirilen tarım ürünleri hasadında düşüşler yaşandığı da biliniyor. Yumurtalık sahillerinde kömür santralleri yakınlarında denizin ısısı ve yapısı değiştiği için bir geçim kaynağı olarak artık balıkçılık yapılamamakta, balıkçıların açıklara gitmesi gerekmektedir. Bu bir hak ihlali olarak bu durumu da belirtmek gerekir. Kış aylarında Adana kent içinde yoksul olduğu belgelenmiş ailelere ısınmaları için bakanlık tarafından yapılan kömür yardımını da ekolojik hak ihlali olarak algılamak gerekir. Akşamları hava kirliliği had safhaya çıkmakta, insanlar ve diğer canlılar nefes almakta zorlanmaktadır. Solunum yolları hastalıklarının kömür yakmaktan, hava kirliliği kaynaklı olarak kış aylarında olağanüstü arttığı sağlık çalışanlarınca söylenmektedir. Yoksul insanları üşümek ya da zehirli hava solumak ikileminde bırakmak insanlık dışı bir davranıştır. Üstelik bu konunun çözümü çok kolaydır ve bu öneri il yöneticilerine defalarca iletilmiştir. Yoksul olduğu belgeli olan ailelerin kış ayları boyunca elektrik faturalarının yarısını devlet karşılamalı, elektrikli ısınma araçları ile ısınmaları sağlanmalıdır. Bu öneri, kömürün çıkarılması, nakledilmesi, torbalanması ve dağıtılması için gereken maliyetten daha azını gerektirecek, havanın temiz kalması da kazanç olacaktır. Halka kömür dağıtımı uygulamasına sağlıklı bir yaşam hakkı adına derhal son verilmelidir. Bereketli Çukurova topraklarının kimyasal gübre ve tarım zehirlerinin her yıl artan oranda kullanılması sonucunda yapısı değişti, adeta kanser oldu. Kullanılan tarımsal zehirlerin üreticiler ve tarım çalışanları arasında da hastalıkların artmasında rol oynadığı bağımsız hükümet dışı kaynaklar tarafından ifade ediliyor. Üstelik kentimiz Adana ekolojik krizinin sonuçlarından en çok etkilenecek olan Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Bilim insanlarının açıklamalarına göre gerekli önlemler alınmazsa önümüzdeki yıllar içinde Akdeniz bölgesinde Afrika ekvatoral iklim kuşağı hakim olacak, kuraklık görülecek, yağışlar azalacak, göller kuruyacak, yeraltı sularında çekilme görülecek, akarsularda su miktarı düşecektir. Bu söylenenlerin çoğu günümüzde yaşanmaya başlandı. Plastik kirliliği bütün dünyayı tehdit eder hale geldi. Türkiye plastik üretiminde Avrupa ikincisi durumunda bulunuyor. Doğal olarak bir nesneyi ne kadar çok üretirseniz o kadar çok tüketiyor olursunuz ve o kadar çok plastik çöpünüz olur. Kendi plastik çöpleri yetmiyormuş gibi Türkiye 2018 yılından bu yana her yıl Avrupa'nın plastik atıklarının yarısını ithal ediyor. Getirilen bu plastik çöplerin çok az bir bölümü geri dönüştürülebiliyor. Plastik atıkların geri dönüşüm oranı uluslararası alanda araştırma yapan kurumların verilerine göre sadece %10 kadardır. Kalan kısım ise derelere, orman içlerine, toprağa gelişigüzel atılıyor veya yakılarak içindeki zehirli maddeler nefes aldığımız atmosfere yayılıyor. Toprağı ve suyu zehirliyor. Bu olumsuz durumdan en çok Adana ili etkileniyor çünkü Adana'da çok sayıda, sayısı binlerle ifade edilen bu işle uğraşan işletme var ve Mersin limanına gemilerle getirilen plastik çöpler kolaylıkla buralara taşınıyor. Genel gidişat plastik üretimini ve tüketimini sınırlayıp giderek sonlandırmak
ve plastik çöp ithalatını yasaklayarak bu ayıptan kurtulmak iken, böyle olması gerekirken 2021 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesi sahilinde plastik ham maddesi üretecek olan bir tesisin temel atma töreni yapıldı ve bizzat Cumhurbaşkanı bu törene katılarak yatırımı öven konuşma yaptı. Plastiğin ham maddesi sayılan polipropilen üretecek olan bu tesis her bakımdan çok tehlikeli bir işletme olacaktır. Yetmiyormuş gibi benzeri bir işletmenin Yumurtalık sahilinde bir başka işletme tarafından kurulacağı yakın zamanda duyurulmuş bulunuyor. Siyasi iktidar tarafından her bakımdan teşvik edilen plastik ham maddesi üretiminin bölgemizde bu kadar artacak olması, hem prosesin çok tehlikeli olması hem de doğada yüzyıllarca çözülmeyen, yavaş yavaş çözülmeye başladığında da mikroplastik olarak bütün canlıların organizmalarına sirayet ederek hayati sorunlar yaratan plastik üretim ve tüketimini arttıracağı için ağır ekolojik hak ihlallerine yol açacaktır. Arkadaşlar, burada iki bilgi vermek, paylaşmak istiyorum sizlerle. Siz de duymuşsunuzdur, Avrupa Birliği parlamentosu bir karar verdi. Bir hafta evvel Avrupa Birliği parlamentosu çevre komisyonunun Kasım ayında hazırladığı raporu oyladı ve kabul etti bir hafta evvel. Artık plastik çöpleri biz dışarıya göndermeyeceğiz, ihraç etmeyeceğiz dedi. Şimdi bu bizim için bir ayıp. Avrupa'nın plastik çöplerinin yarısı buraya geliyor. Bizim bunu yasaklamamız gerekirken, değil mi? Bu ayıptan bizim kurtulmamız gerekirken Avrupa Birliği dedi ki ben artık bu kadar ayıp bir şeyi yapmayacağım. Yasaklıyorum dedi. OECD ülkeleri dışında kalanlara, yani az çok gelişmiş olanlara OECD ülkesi deniliyor. Yani çok az gelişmiş olanlara, Malezya'ya, Vietnam'a, oralara artık göndermeyeceğim dedi. Türkiye OECD üyesi. Türkiye'ye göndermeye devam edecek. OECD üyelerine 4 yıl içinde kademeli olarak azaltarak göndermeye devam edeceğim dedi. Yani bu çok ayıp bir şey. Biz yasaklamıyoruz. Avrupa kendisi yaptığı ayıptan utanıyor. Yasaklamaya çalışıyor ama Türkiye bunun dışında. İkinci bu konuda paylaşacağım haber, Birleşmiş Milletler nihayet plastik kirliliğini gündeme aldı. Kenya'nın başkenti Nairobi'de 196 ülkenin imzasıyla bir anlaşma, ön anlaşma ama yapıldı. Plastik üretimi ve tüketimi kısıtlansın. Okyanuslar, denizler plastik çorbasına döndü. Artık bu öne alınamaz bir şey haline geldi. Bir kısıtlama anlaşması. 2000, tabii lobiler boş durmadı. Petrol lobileri, plastik lobileri Birleşmiş Milletler'de çalıştı. Bunu 2024'de aktaralım dediler. Nairobi'de 2024'te bu anlaşma yapılacak. Türkiye'de imza koydu. Plastik üretimi ve tüketimi sınırlandırılacak ve kademeli olarak düşürülecek. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu da yeni bir haber. Umarım layıkıyla uygulanır. Bütün bunlara ilave olarak şimdi de Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri sınırları içinde çok geniş bir bölgeye kimya organize sanayi bölgesi kurulması için çalışmalara başladılar. Yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı en verimli tarım toprakları kapitalizmin sınırsız rant hırsına feda edilmek istenmektedir. Aman aman aman, Adana Sanayi Odası, Ticaret Odası, Çukurova Kalkınma Ajansı bir övüyorlar ki kimya organize sanayi bölgesi. Ya insanın tümleri diken diken oluyor. Yumurtalık ve Ceyhan sınırları, ikisinin birden sınırları içinde kurulacak çok geniş bir bölge. Kimya ya! Sülfürik asit geliyor insanın aklına, kimya denilince. Bütün o asidik işlerin topluca yapıldığı bir organize sanayi bölgesi kurma hazırlığı içindeler. Ve tabii patronlar sevinç içindeler böyle bir yatırım yapıldığı için. Bizlerden ses yok. Yani biz ya yapmayın, ne yapıyorsunuz filan demiyoruz. Meydan onların. Şehrimizin... Son olarak bir konu daha var arkadaşlar. Şehrimizin temel tatlı su kaynağı olan Çatalan Barajı'nın titizlikle korunması gerekmektedir.
Oysa yakın zamanda yayınlanan bir kanun hükmünde kararname ile Çatalan Barajı koruma alanı düşürüldü. Bu uygulamadan dönülerek eskiden olduğu gibi Çatalan Barajı rezerv koruma alanı 4000 metreye çıkarılmalıdır. Şimdi bu kuraklık, susuzluk filan diyoruz ya. Ya Çatalan en büyük teminatımız bizim. Şanslıyız biz Adanalılar olarak. Yani bir barajımız var. Şimdi o barajın suyunu bütün ilçelere vermeye başladılar biliyorsunuz. İmamoğlu'na, Kozan'a, her tarafa o barajın suyu veriliyor. Gözümüz gibi korumamız lazım değil mi? Eskiden 4000 metreye kadar sanayi tesisi kuramazdınız. Konut kuramazdınız. Kimyasal, endüstriyel tarım yapamazdınız. Çünkü siz kimyasal attığınızda yağmur suyuyla o baraja gidecek. O barajın suyunu içiyoruz biz. Şimdi onu düşürdüler. Bir kanun hükmünde kararnameyle, Cumhurbaşkanı imzasıyla düşürüldü. Neler geçiyor akıllarından? Yani o alanı değerlendirmek istiyorlar besbelli. Çatalan Barajı'na iki ilçenin atık suları arıtmasız olarak taşınmaya devam etmektedir. Bu ilçelerin atık su arıtma tesislerinin yapılmasına öncelik verilmelidir. Dünyanın ve ülkemizin birçok bölgesinde yaşanan kuraklık göz önünde bulundurularak Adana'nın temel içme suyu rezerv alanı korunmalı, bu alanda yaşanabilecek hak ihlallerinin önüne geçilmelidir. İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi. Arkadaşlar, Tufan Beyli, Feke ve Sayın Beyli, Göksu geçiyor yanından, ırmak demeyeceğim, bir dere gibi bir şey işte, ırmaktan küçük, dereden biraz daha büyük. Bu üç ilçenin de atık su arıtma tesisi yoktur. Nüfuslarına baktım, 13 bin, 17 bin, yani 20 binin üzerinde değil. Bunlar kış nüfusu. Ama yazın yayla niyetine insanlar oraya gidiyorlar. İkimiz de artıyor nüfus. Deterjan kullanıyor bu insanlar değil mi? Bırakın diğerlerini, boş veriyorum. Deterjan kullanıyor bu insanlar. O su Çatalan'a geliyor. O Çatalan'daki suyu da arıtıyorlar. Neyle arıtıyorlar? Klorla arıtıyorlar. Yani özür dilerim, o derece.